Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde 4 siyahinin kaçırdıkları zihinsel engelli beyaz bir genci işkence etmesinin yankıları sürüyor. Olayı sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan saldırganlar gözaltına alınırken Başkan Barack Obama ülkede ırkçılığın ve nefretin varlığını koruduğunu belirtti. Irkçılık ve nefret yokmuş gibi davranarak ya da bundan bahsetmeyerek kendimizi rahatlatamayız. Gerçek şu ki bu tür olaylar gün yüzüne çıktıkça sorunu çözmemiz gerektiği anlaşılıyor. 18 ila 24 yaşlarındaki zanlılara adam kaçırma, alıkoyma, darp ve ölümcül silahla yaralamanın yanı sıra nefret suçları yöneltiliyor. Chicago polisi 18 yaşındaki kurbanın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.